Merhabalar, Ünye'den geldik biz. Akkuş'ta böyle bir yer olduğunu söylediler. Gelip görmek istedik açıkçası. Kertil sosyal tesislerindeyiz şu an. Gayet de başarılı bir yer. Herkese tavsiye ediyoruz. Evet, biz de dediğim gibi eşim gibi katılıyorum. Çok güzel bir yer. Çeşitli yerlerde de kaldık biz böyle. Hem fiyat olarak hem donanım olarak diğerlerinden biraz daha farklı, daha güzel. Herkese tavsiye ederiz. Herkes buraya gelip görsün. Ünye'ye yakın olması çok büyük bir avantaj bizim için. Böyle pandemi döneminde eve tıkılı kalmaktansa gelip burada güzel vakit geçirebilir. Herkese tavsiye ediyoruz. Evet. Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, çok teşekkürlerimizi sunarız. Turizme böyle bir katkıda bulunduğu için. Evet, turizme böyle bir katkılarda bulundukları için. Teşekkür ederiz. Evlerin devamını da bekliyoruz. Ev sayısı şu an az. Bence devamında gelsin. Evet. Çok memnun kaldık. Çok teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyicilerimiz, Akkuş'tayız, Kertil'de. Çok güzel kar yağıyor burada. Şimdi Akkuş Kertil Tesis Müdürümüz yanımızda. Bir tanıyalım kendisini. Merhaba, Yunus Emre Duman. Akkuş Belediyesi Kertil Sosyal Tesisleri İşletme Müdürüyüm. 3 yıldan beri aktif bir şekilde burada çalışmaktayım. Yunus Bey, 2 gündür sanırsam çok güzel kar yağıyor buraya. Yani talep nasıl burada? Kar yağışı bizim için bir artı oldu. Onu avantaja çevirdik. Talep ciddi anlamda artış var. Bungalovlarımız dolu. 2 tane biliyorsunuz bungalovumuz var. İkisi de dolu. Ve şu anda yarın boşalacak. Hemen yarın sabah yine doluyor. Sürekli bir sirkülasyon içerisindeyiz şu anda. Ciddi talep var. Hatta insanlar kızmaya başladı bize. Neden daha fazla yapmadınız diye. İnşallah zamanla daha fazlası olur. Çünkü gelenler dışarılardan mı geliyor yoksa orada içinden mi geliyor? Şöyle söyleyeyim. Ağırlıklı olarak Ünye, Fatsa, ondan sonra Samsun, Terme, bir de Tokat, Niksar, o bölgeler. Şu an bile çok güzel atmosfer, çok güzel hava var. Lapa lapa kar yağıyor. Evet. Yani buraya gelmek isteyenlere bir mesajınız var mı? Şöyle söyleyebilirim. Buraya gelenlere kesinlikle evinizde hissettireceğimizden hiçbir şüphesi olmasın. Evinizde gibi sıcacık ortamımızda, sıcacık kalbimizde insanları bekliyoruz. Allah'tan memnuniyet duyarız. Yani şu anda güzel burası. Çok güzel karlı bir bölge. Akkuş'ta sanırsam. Şimdi 10 kilometre aşağıda kar yok. Evet. Yukarısında kar var. Yani siz bu havaya sanırım alışkınsınız ama dışarıdan gelenlere de bu önlem olarak ne söylersiniz? Araçlarına kesinlikle kışlık lastiklerini taksınlar. Kışlık lastikler olmadan yollara çıkmasınlar. Öncelikle gelecek olanlara ricamız kalın giyinsinler, üşütmesinler, sağlıcakla gelsinler. Ben Akkuş Belediye Başkanımız Sayın İsa Demirci'ye bu tesisi bölgemize, Akkuş'umuza kazandırdığı için çok teşekkür ederim. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Tesisimiz her geçen gün kendini geliştirmekte. Kar festivallerimiz oluyor Argan Yaylası'nda. Onunla ilgili azı bir cazibe merkezi haline geldik. Daha sonra tesisimizde konaklama açıldı biliyorsunuz. Yeni açıldı daha. Bir 2-3 ay oldu ama ciddi anlamda bir talep var. Bölgenin buna ihtiyacı varmış. Başkanımız da ilettik. Sağ olsun bu konuda 3 tane daha yapılacak. Daha sonra bir 5 tane daha yapılacak. Ona çıkartacağız. İlk etapta 10 tane olacak. İnşallah insanlara en iyi şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz. O zaman gelecek kışa desene 10 tane bungalov evimiz burada Akkuş'ta mevcut olacak yani. İnşallah tabii ki. Başkanım bu konuyla ilgili çalışmayı başlattı. Hatta kendisi de az önce aradım başkanım dedim. İnsanların böyle böyle bir talebi var. O da kesinlikle o zaman dedi projeyi hemen başlatalım. 2. 3. aya doğru bitmek üzere. Argan Yaylamızda var mı? Argan Yaylası'nda bungalovlarla ilgili proje yok biliyorsunuz. Oraya havuz yapıldı. Havuz projesi var. Havuzun etrafında oturma alanları, çay kahve alanları falan olacak. Ama tabii ki Argan'da insanlar eğlenirken, kar festivalinde eğlenirken aşağı gelip ailesiyle birlikte bizim burada ızgaramız, bir de lahmacunumuz yiyeceklerdir. Güzel yiyeceklerimizden tadabilirler diyorsun, yöresel. Yayla kuzumuz var biliyorsunuz. Kuzu, köfte, tavuk, pide, lahmacun, Adana, Urfa, beyti, çöp şiş, kuzu şiş, ciğer şiş. İnsanları mutlaka bekliyoruz.